Bu elindekilerini kaybedip hayal kırıklığına uğrayıp geceleri uykusuz kalacağına, sıfır risk, hiçbir zaman kaybetmeyeceğin, senin işine yarayan yatırımı yap. Sevgili arkadaşlar, bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi içerir. İnsanların genellikle unutup yatırım yapmayarak iflas ettiği konu insanın kendisidir. Bundan dolayı yanlış yatırım yaptığı için de insanlar genellikle hayal kırıklığına uğrarlar. Bununla beraber yıllarca alın teriyle kazandıkları paralarını kaybederler. Bununla beraber uykusuz geceler geçirirler. Neden? Çünkü onun bunun gazıyla hareket ederek bodozlama yanlış yatırımlar yaptıklarından dolayı. Doğru yatırım yapmadıklarından dolayı. Banka hesabının uluslararası ismi kontodur. Banka kontosu. Banka kontosuna nasıl hani insan para yatırır, orada birikir, çoğalır, yatırım yapmış olur. Bunun gibi de bazı kontolar vardır. Önemli, hayatta doğru yatırım yapılması gereken ilk konto ve en önemli konto insanın kendisidir. Kendi hesabına yatırım yapmak, kendine yatırım yapmak. Kendine yaptığın yatırım risksizdir. Sıfır risk. Bir yere kaçmaz bu yatırım. Ömür boyu da sizinle beraberdir. Yani asla seni hayatta yalnız bırakmayan tek şey sensin. O yüzden birinci konto, en önemli konto sensin. Bunu neden söylüyorum? Çünkü insanlar genellikle şu anda başkalarına değer vermekten insanlar genellikle kendine değer vermeyi unuttular bu devirde. O ne diyor? O ne söylüyor? Onun fikri bu konuda nedir? Haberlerde ne söyleniyor? Dizilerde ne söyleniyor? Devamlı başkalarının arkasından koşmak. Hep başkalarına değer vermekten insan kendine değer vermeyi unuttu. Kendine değer vermeyi unuttuğu için de zaten bu dönemde her konuda iflaslar çoğaldı. Sadece parasal iflas değil. Evlatlarla, hayat arkadaşınla iletişim kuramadığın için aileler iflas ediyor. En önemlisi bu. Enerjin iflas ediyor. Enerjini kaybediyorsun. Kendine değer vermediğin için ömürden tüketiyorsun sürekli. Ömrün azaldığı için iflas ediyorsun. Kendine değer vermediğin için duygu konusunda yatırım yapmadığından dolayı ilgi konusunda, sevgi konusunda iflas ediyorsun. Huzur konusunda, mutluluk konusunda iflas ediyorsun. Dolayısıyla başkalarına değer vermeden önce, yani dizilere, haberlere, başkalarının fikirlerine değer vermeden önce İlk önce kendine zaman ayır. İlk önce kendine bir değer ver. Peki kendine yatırım yaparsan hayatında neler değişecek? Bak şimdi sen eğer kendine değer verirsen, kendine zaman ayırırsan enerjine yatırım yapmış oluyorsun. Enerjin çoğalıyor. Kısa zamanda çok iş yapabiliyorsun. Çünkü motivasyonlusun. Bununla beraber kendine değer verdiğin için, kendine zaman ayırdığın için kendi ömrüne yatırım yapmış oluyorsun. Sanki zaman içerisinde zaman yaşıyor gibi bereketli bir ömrün oluyor. Kendine yatırım yaptığından dolayı aslında evladına, hayat arkadaşına da yatırım yapmış oluyorsun. Bundan dolayı da sonuç alır ve bu yatırımda kaybetmezsin. Yani sıfır risktir. Kendine yapacağın yatırımı biraz daha açtığımızda bilgi ve yetenek konusunda kendini geliştirmek, yatırım yapmak. Hani biliyorsunuz hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Kesinlikle bir olmaz. İki günü bir olan ziyandadır. Zayi eder ömrünü, iflas etmiş olur aslında. Üzerinde çalışma yapmadığı için, yani karakteri, şahsiyeti üzerinde, kişiliği üzerinde çalışma yapmadığı için insan iflastadır, iflas eder. Bilgi ve yetenekleri konusunda da zaten kendini geliştirdiğinde, kendi üzerine çalışmalar yaptığında da hayat senin için daha kolay olur. Yani arzuladığın yere daha hızlı varırsın. Tekeri patlak bisikletten inip senin önüne konan en lüks arabayı, yani yetenekleri kullanarak arzuladığın yere varabilirsin çok kısa sürede. Peki kendine yatırım yapmak için önce ne yapmalısın? Kendini tanımalısın. Kendini tanımadan kendi üzerine çalışma yapamazsın. Yatırım yapamazsın. Bilmen lazım. Kendini anlaman lazım. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Yani iflas etme. Zarar görme. Kendini tanı ilk önce. Kendini bilirsen eksiklerim nelerdir? Yeteneklerim nelerdir? Hedefim nedir? Oraya nasıl gideceğim? Hangi ayak bağlarından kurtulmam lazım? Arzuladığım hedefe gidebilmek için
hangi yeteneklerimi kullanacağım? Bunları öğrenirsen, kendini bilirsen yani, doğru yatırım da yaparsın kendine. Doğru yatırım yaptığın zaman da en az 700 katı kazanırsın. Yatırım yapmak için kendini neden tanımalısın? Çünkü A kişide işe yarayan formül B kişide işe yaramayabilir. Kişiliğine bağlı. O yüzden kendini tanımalısın, kendini bilmelisin. Çünkü senin ayak bağınla yeteneklerin diğer insanlara göre daha farklı. Sendeki ayak bağı başkaları için ayak bağı olmayabilir. Sendeki yetenek başkalarında belki bir problemdir. Dolayısıyla doğru yatırım için önce kendini bilmen, kendini tanıman gerekiyor. Ve hemen arkasından harekete geçmen gerekiyor. Ben sana bu videoda şu mesajı vermek istiyorum. Sağa sola başkalarının gazıyla yapacağın yatırımdan önce ilk önce kendini tanı. Kendini bil. Kendine değer ver. Kendine yatırım yap. Kendini tanırsan yanlış yatırım da yapmazsın. Bu zamana kadar sana öğretilen yatırımlar arsa, daire, kat, yat bu gibi yatırımlar duydun değil mi? İşte şu hisse senedi, şu kripto para bunlarla yani başkalarının söylediği cümlelerle, gazlarla yatırımlar yaptın. Bunların büyük bir kısmı değerli arkadaşlar felaketle sonuçlanıyor. Çünkü o fikri sana veren insanlar genellikle uzman değiller. Uzman olmadığı için sadece başkalarının gazıyla elindekilerini kaybedersin. Bu elindekilerini kaybedip hayal kırıklığına uğrayıp geceleri uykusuz kalacağına sıfır risk, hiçbir zaman kaybetmeyeceğin, dünyada ve ahirette senin işine yarayan yatırımı yap. Kendine yatırım yap. Kendine yatırım yaparsan neler değiştiğini biraz önce sana zaten söyledim. Bak bu anlattıklarımı ciddiye al. İyice bir düşün. Kafanda dönsün şöyle. Kafandan yani mantığından kalbine insin. Kalbine indikten sonra harekete geç. Hayatına yansıt. Bu konuda sana yardımcı olmamızı da istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bu videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.